Merhaba arkadaşlar, herkese iyi akşamlar diliyorum. Bugün endeks açısından başladığı yerde bitiren bir endeks ile karşı karşıya kaldık. Yukarı yönlü güzel hareketlerini izlediğimiz endeksin yukarıda en büyük zirve olarak gördüğü rakamsal değerin 1553 seviyelerinde olup buradan sonra bir geri çekilme yaşadığını, gelen kar satışlarıyla birlikte endeksin de hızlı bir şekilde aşağı düştüğünü, bunun yanında işte doların da yukarı yönlü hareketlerinin bunda etkili olduğunu söyleyebiliriz. Dolar 7.40 üzerine atınca endekste ters yönde aşağı yönlü bir hareket oluştu. Tabii bunun teknik olarak baktığımızda bir yorgunluk emaresi olduğunu da söyleyebiliriz. Neden derseniz 1465'li 70'li rakamlardan sonra Hulsten bir al sinyali üretip bu noktadan yukarı yönlü hareketlerine devam etmiş ve zirvesel olarak 1550'lere kadar gelmiştik. Yani şu değerlendirmeyi net bir şekilde görmek lazım arkadaşlar. Eski rakamla 146-147 binden 154 binlere kadar, 153 binlere kadar gelen bir endeks rakamı var. Yani yaklaşık olarak baktığımızda 8000-8500 puan yukarı yönlü birkaç gün içerisinde hareketini devam ettirmiş bir endeksin burada bir kar satışı yapması ve dinlenmesi gayet doğal olarak karşılanmalı. Bu süreçte şu anda Hul 14.50'yi aşağı yönlü sert bir kesmiş durumda gözüküyor. Alt bölümde 1517 desteğimiz yakın destek olarak saatlik periyotta mevcut. Şu an için Hul düzeltiyorum. RSI 50 seviyesinin üzerinde tutunmayı başardı. Pardon. Aynı şekilde wave trendi de aşağı yönlü bir sat sinyali ürettiğini, yani bir trend değişim süreci oluştuğunu bize bildiriyor. Bu noktada geri çekilmelerde 1517 seviyesinin önemini tekrar hatırlatmakta fayda var. Hull sistemi kapatıp ben bir pivot değerlerini açarak da birkaç şey anlatmak istiyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın haftalık pivot değeri olan 1494 seviyesinin üzerine çıkılması ile birlikte endekste yukarı yönlü R1 direnci olan 1546'ya kadar hızlı bir şekilde gittik. Ve bunun üzerine de atmayı başardık aslında. Fakat haliyle buradan gelen hareketlerin güçlü şekilde olması yüzünden bu bölümde bir pivotun kalıbında bir pivot onayı alamamıştık. Bu bölgede normal şartlarda geçilen dirençlere bir geri dönüp pullback yapar. Yani bir dokunuş yapıp bir temasta bulunup bir onay hareketi oluyor. Bu onay hareketini pas geçince endekste şu bölgede hareket eksik kaldı. Ve bu kırılım gerçekleşemeyip tekrar bir geri hareket söz konusu oldu. Bu noktada şimdi ortalamalar mı destek olacak yoksa tekrar pivota kadar bir sarkma gerçekleşecek mi? Bunu net bir şekilde takip etmemiz gerekecek. Bu bölgede oluşacağı bir trend destek çizgisiyle bu noktayı takip edilebilir. Şu an için trend destek çizgisi muhtemelen kırılmıştır aşağı yönlü. Biraz önceki grafikte bahsettiğimiz gibi Hull sistemdeki 1517 bölümü oldukça destek noktasında önemli. Bu noktalarda geri çekilmelerde hareketlerin destek bulacağı noktayı takip etmek tabii ki endeks için ve bizler için oldukça önem arz ediyor. Hemen ayrıyetten yine pivot değerlerinde aylık pivot değerlerine de bir bakacak olursak bakın arkadaşlar aynı denk gelme 1496'larda yine aylık pivot değerin üzerine çıkan bir fiyatlama daha sonrasında R1 1550 direncine kadar çıktık. 1550 direncini geçemeyince aşağı yönlü sert bir kırılım yaşamış olduk. R1 direnci önemli ve güçlü bir dirençtir arkadaşlar. Bu direncin geçilmesi o kadar kolay olmuyor. Şöyle geriye doğru gittiğimizde bu yeşil noktalı çizginin R1 direnci olduğunu ve ne kadar bize güçlük çıkardığını net bir şekilde görüyorsunuz. Yine aynı şey gerçekleşmeden umarım bir dahaki denemede daha güçlü bir şekilde bir ivmelenme kazanarak hareketini devam ettirir. Daha sonrasında R2 seviyemiz olan 1629'lu seviyelere doğru Mart ayı içerisinde ilerlemeye çalışırız diye ümit ediyorum. Bu noktayı da özellikle belirttikten sonra yakın destek dirençleri anlamında günlük pivot değerlerini açarak yakın destek noktalarımızı belirleyebiliriz arkadaşlar. Ekranın sağ sütununda mavi renkli olanlar yukarıda dirençlerimiz, aşağı yönde olanlar
ise destek noktalarımız olarak karşımıza çıkacaktır. Günlük pivot değeri olan 1528'i gün içerisinde test eden ve buradan tepki veren hisse düzeltiyorum endeksimiz 1531 seviyelerinde günü kapatarak pozitif bir kapanış yapmayı başarmış diyebiliriz. Evet arkadaşlar, başka ne bakabiliriz? Hemen ortalamaları açarak onların da bir son durumuna baktığımızda, evet arkadaşlar, EMA 21 seviyesine tutunmaya çalışan bir fiyatlama görüyoruz endekste. Bu bölgede diğer ortalamaları da hemen açarak şu şekilde. Evet, şu an için gördüğünüz gibi EMA 144 seviyesi üzerinde bir tutunma, 144 ve 233, 1525'lerden geçiyor. Altında güçlü kuvvet diyebileceğimiz EMA 55 seviyesi ve 89 seviyesi olan 1522'lerde var. Bu güçlü bölgedeki 3-4 ortalamanın endeksi bu noktada tutabilme kabiliyetini hep birlikte yarın göreceğiz. Eğer endeks 1522 seviyelerin üzerinde durursa gayet yukarı yönlü gücünü de toparlamaya çalışan EMA 55 seviyesi trendi bozmadan destek atarak endekse yukarı yönlü hareketini devam ettirmesi halinde bir önceki zirvemiz olan, yani şu tepe bölümünde oluşan 1553'ü kırıp geçmeye çalışacak ve üstteki sarı direnç noktamız olan 1570'lere doğru bir ivmelenme sağlayabiliriz. Geri çekilmelerde ise yine ortalamalar bazında bakmamız gerekirse hemen saatlik periyottan bir sonraki periyot, 4 saatlik periyotta baktığımızda hemen şu bölgede yine arkadaşlar gördüğünüz gibi birçok ortalamanın peş peşe düştüğünü, EMA 5, 10, işte 21, 34, 55 hepsi bir araya toplanmış. Bu bölgede 1520 ila 1530 seviyesinde endekse destek olmaya çalışan bir bölge var. Aşağı kırılımlarda 1496 EMA 189 seviyesinden geçiyor. Bu noktaları hatırlattıktan sonra kısaca diğer endeks hisselerimizi bir değerlendirelim. Bu noktada biliyorsunuz daha çok genel temali olarak Türk Hava Yolları, Petkim gibi ana tahtalara bakmaya çalışıyoruz. Türk Hava Yolları bir önceki videomuzda da bahsettiğimiz gibi yukarı yönlü sert hareketlerini yaptıktan sonra bir dinlenme eğilimine geçebileceğini söylemiştik. Bu dinlenme eğilimi içerisinde haftalık R3 seviyesini gördüğü için bu bölgede yataya sarıp osilatörleri soğutmaya çalışma ihtimalinden bir önceki videomuzda bahsetmiştik. Eğer bu bölgede yine 1525 üzerine ataklar yapamadığı sürece hisse fiyatının EMA 5 olan 1480 seviyesiyle 1525 aralarında gidip gelmeye 4 saatlik grafikte devam edeceğini söyleyebiliriz. Güçlü destek noktası olarak 4 saatlik periyotta EMA 5 saatlik EMA'nın üzerinde tutunabiliyor olması hisse için tabii ki önemli. Bu noktada tabii daha aşağı sarkmalar halinde 1443'teki haftalık R2 seviyemiz artık destek olarak hisseyi karşılıyor olacaktır. Pivot değerlerini ve ortalamaları şu şekilde kapattıktan sonra hemen biz Hull sistemle de değerlendirdiğimizde Hull 14 altında bir kapanış olduğunu, 14.31'de aşağıda güçlü bir Hull 50 desteğini görebiliriz. Saatlik periyotta bakarak daha yakın destek hatlarının oluşmasını da sağlayabiliriz arkadaşlar. Saatlik periyotta gördüğünüz gibi yataya sarmış bir durum söz konusu. Yani özellikle 14.60 ve 14.90-15 arasında bir sıkışma söz konusu. 40-45 kademelik bir alanda. Bu noktada hisse fiyatının Hull 100 üzerinde kalmaya devam ettiği sürece saatlik periyotta gayet güzel işler çıkarttığını görüyoruz. Bizim Hull sistem gördüğünüz gibi bize yaklaşık olarak 12-30 bölgelerinde bir al sinyali üretmişti. Daha sonrasında hiç Hull 100 altına düşmeden, sat sinyali üretmeden 15'li fiyatlara kadar bizim çıkmamızı sağladı. Ben gerçi şuradaki bölgede maalesef hisseden çıkmıştım. Buradaki bölgede. Daha sonra hisse buraya yürüdü. Bakalım tekrar fırsat verirse kendimiz için biz de tekrar değerlendiririz. Bir düzeltme ihtimali gelirse değerlendirmeye çalışırız. Nasip kısmet işi belli bir noktadan sonra. Evet, Türk Hava Yolları için bu şekilde bahsettikten sonra hemen sistem olarak da osilatörlerin ısınmış olduğunu ve bir daha önce de bahsettiğim gibi bir ısınma sonrası bir dinlenmeye
geçtiğini, RSI'nin ve wave trendin aşırı satın bölgesinden çıktığını, aşağı doğru düzeltiyorum arkadaşlar, aşırı alım bölgesinden aşağı doğru kırılım gerçekleştirdiğini bu noktada da hatırlatmakta fayda var. Evet, şimdi diğer bir hissemiz olan Türk Hava Yolları'ndan sonra arkadaşlar bugün Tekfen'de de güzel hareketler izlemiştik. Bunu da bir değerlendirelim isterseniz. Ben hatta bir filama oluşumu görüp burada bir alarm kurmuştum. Daha sonrasında son saatte bu alarm kırıldı. Yukarı doğru uzun bir hareket de geldi aslında 17.43'lere kadar. Bakalım yarın bir onay çalışması mı yapıp devam etmek ister, yoksa yukarı yönlü hareketin devamı geri gelmeden aynı şekilde ivme ile birlikte yukarı yönlü hareketlerini devam ettirir. Hep beraber göreceğiz. Şu an için RSI ve Wave Trend'in trendi desteklediğini ve yukarı yönlü bir hareketlenme olduğunu gösteriyor bize. Aynı şekilde aşağıda hacimsel mumların da güçlü mumlar oluştuğunu son 2 saatte net bir şekilde görebiliyoruz. Hemen 4 saatlik periyotta da bir değerlendirme yapalım istiyorum. Tekfen hissesi için çok kısa geçmeyelim. Bu noktada hemen oluşabilecek olan değerleri görmek için, gördüğünüz gibi haftalık pivot değeri üzerinde bir kapanış gerçekleştirmiş. Bir onay çalışması yapmış. Daha sonrasında yukarı doğru sert hareketlerini izlemişiz. Eğer yarın da endeks için pozitif bir gün olabilirse bu noktadan sonra R1 seviyesi olan 17.80'e doğru hisse fiyatının kendisini değerleme yapmaya çalışacağını söyleyebiliriz. EMA ortalamaları olarak da gördüğünüz gibi EMA 233 üstünde bir kapanış ve 189'u test ediş. Burada bir kaos ortamını oluştuğunu net bir şekilde görüyoruz. EMA ortalamaları tekrar yukarı yönlü tüm ortalamaların üzerine çıkarak matematiksel sıraya göre dizilmesi halinde tekrar yeni bir trend oluşumuna girebilir Tekfen hissesi. Bu noktaya dikkat etmekte fayda var. Bu şekilde takip ederek güzel hareketlerini izleyebilirsiniz. Wave Trend'in ve RSI'nin 4 saatlik periyotta pozitif olduğunu net bir şekilde görüyoruz. Evet, bu noktadan sonra malum en büyük herkesin, çoğu kişinin derdi maalesef Sasa hissesi. Yani Sasa hissesinde bugün yine daralan bir üçgen içerisindeki hareketlerine şahit olmaya devam ediyoruz. Şöyle daha kısa periyotta bakıp net bir şekilde göstereyim. Yani vadeli tarafında hissesi olduğu için Sasa arkadaşlar sürekli tuzak attığını düşünüyorum ben. Bugün çünkü şu bölgede bir destek hattı çiziliyor. Çizilen destek hattının altına sürekli iğneler atıp sanırım short açtırıyorlar insanlara. Belli bir miktar short açıldıktan sonra da uzun iğnelerle yukarı yönlü hareketlerini yapıyorlar. Yani bunu şurada mesela aşağı doğru bir iğne attı. Ondan sonraki 2 saat sonra yukarı dönünü çok uzun bir mum çıkarttı. Burada arkadaşlar VIOP tarafında şimdi herkes Sasa'nın düşüşüyle beraber sanırsam short kovalıyor. Short pozisyona geçtiklerinde belli bir şeye ulaştığı zaman sanırım yukarı yönlü sert iğneler atarak burada insanları terste bırakmaya çalışan bir yapısı var. Bu noktada Sasa için gerçekten insanların dikkatli olmasında fayda var. Teknik destek dirençleri sürekli hareketli hale getirdiler. Şimdi mecburen mesela şuradaki desteği şöyle çekiyorsunuz. Yarın bir aşağı bir aşağı böyle böyle kademe kademe aşağı çekiyorlar tahtayı. Bu noktada üçgenin yukarı kırılması halinde pozitif düşünceye hakim olmak lazım. Saatlik periyotta bir yukarı yönlü ivmelenme söz konusu ama işte ne kadar doğru ne kadar gerçek bilemiyoruz. Bundan önceki ivmelenmeler de hep fake çıktı. O yüzden Sasa'da özellikle saatlik periyotta EMA 55 üzerinde saatlik kapanışlar gelmediği sürece bu üçgen içerisinde üçgenin dibine kadar götürmeye çalışabilirler. Bu noktaya dikkat etmekte fayda var. Yine hemen şu şekilde biz ortalamalarımızı kapatalım. Arkadaşlar haftalık pivot değerinin altında kapanış yapan hisselere çok dikkat etmek lazım. Gördüğünüz gibi sanki burada pivot değerini kırdıktan sonra bir onay çalışması yapmış gibi de bir görüntü sergiliyor. Aman dikkat edin derim. Çünkü bu noktadan sonra kırılımlarda aşağı yönlü hareketlerin sert şekilde ivmelenmesi görünebilir.
Umarım 39.42 üzerinde günlük kapanışlar alarak pozitif yönde hareketlerini izleyebiliriz. Zira şöyle genel anlamda baktığımızda burada oluşan bir filama söz konusu. Bakalım bu filamayı çalıştıracaklar mı arkadaşlar? Yani şu anda bir üçgen diyelim. Şu üçgeni çalıştırsa her halükarda şurada 40-43'lere kadar gitme ihtimali olur. Fakat bu bölgeyi sanırım bu üçgen, daralan üçgenin en sonuna kadar götürmeye çalışacaklar gibi bir görüntüsü var. Zira baktığımızda yani desteklenen alım satım şeylerini göremiyoruz. Bu noktada aşırı derecede hacimlerin düştüğünü, aşağı yönlü düşüşlerin yani yukarı ivmelenmiş mumlardaki hacimlerin bile oldukça düşük olduğunu ve bu Sasa hissesinin yukarı yönlü taşımak için yetersiz kaldığını söyleyebiliriz. Evet arkadaşlar, başka hangi hisse bakalım? Aselsan'a bakalım. Yani ona da Aselsan'a da pek bakası gelmiyor artık insanın. Sürekli insanları perişan eden, bir trend kanalı yapıp o trend kanalını bozan, huysuz mahallenin bir çocuğu gibi hareket eden bir hisse haline geldi artık Sasa. İnsanları bıktırdıkça bıktırdılar. Şu an için haftalık pivot noktasını kırmıştı. Daha sonra yukarı yönlü bir ivmelenme yapar gibi olduktan sonra tekrar haftalık pivot değerini bugün test etti. Bakalım önümüzdeki günlerde yukarı yönlü bir ivmelenme başlatabilirse 17.72'deki yukarı yönlü harekete yani haftalık bir direncine diyeyim R1 direncine doğru gitmeye çalışacaktır ama ya maalesef dediğim gibi koskoca Aselsan şirketinin geldiği rakamlara bak yani harika bir bilanço döneminin çıkışından sonra bu rakamlar, bu fiyatlar gerçekten Aselsan hissesi için oldukça komik. Yani koskoca Türkiye Cumhuriyeti'nin Aselsan şirketi, silahlanma sanayindeki müthiş işlere imza atan şirketin gerçek değeri gerçekten bu mu? Ya, tuhaf. Şu an için Hull 100 üzerinde kaldığı sürece pozitif yönde hareketlerin devamını bekleyebiliriz arkadaşlar. 17-15 seviyeleri haftalık pivot değeri ve Hull 100 seviyesi olarak karşımıza çıkıyor. RSI 50'nin altına sarkması hoş olmamış. Wavetrend zaten sat sinyaline geçmiş. Hull 100 altında aşağıda yeni bir dip arayışına geçer. Yani yeni bir dip arayışından kastım ikili dibe doğru gitmeye mi çalışır yoksa buralarda ekstra bir destek mi bulur kendisine bakmak lazım. Bunun için de 4 saatlik periyoda geçip oradaki ortalamaları şu şekilde bir değerlendirmemiz gerekirse bakalım arkadaşlar hemen kısaca ona da es geçmiş olmayalım. Saat açmışık. Günlükte bakalım. Bakalım günlükte bir destek bulabilecek miyiz? Artık yani Aselsan'a bir şey uydurmaya çalışıyoruz resmen. O kadar can sıkıcı hale geldi. EMA 233 seviyesinin üzerinde işte EMA 189'u kırmayı başaramayan bir Aselsan hissesiyle karşı karşıyayız. Bu noktada dediğim gibi yukarı yönlü hareketlerde artık EMA 5'e sığınmış şekilde böyle sarılarak yatay pozisyonda şu an için 2 günden beri bu hareketlerini bize izletiyor. Bakalım ne zaman agresifleşip yukarı yönlü bir hareketlerini, ivmelerini göreceğiz. Wavetrend dip tarafa yapışmış durumda artık. Yani aşırı satım bölgesinin sınırına dayanmış. Burada bir al sinyali üretmiş. RSI'de 43'lerde yani oldukça uzun bir dönemdir. 35-40 daha doğrusu 40-50 bandında gezen bir değere sahip. Bir türlü pozitif bir hareket gelmiyor. Yani özel bir baskı var üzerinde nedense. İnşallah en kısa zamanda o da hareketini yaparak yani Türk Hava Yolları'ndaki hisse hareketi gibi böyle bir 3-4 liralık bir hareket yapması gerektiğini açıkçası düşünüyorum ben de. Evet arkadaşlar herkese iyi akşamlar diliyorum. Videolarımızı beğenip kanalımıza üye olursanız bize destek vermiş olursunuz. Yarın için herkese bol kazançlı günler diliyorum. Hoşça kalın.